Herkese merhabalar. Arkadaşlar neredeyiz? Azerbaycan'dan, Bakü'den geldik. Şuşa'dayı. 6 saat yolculuk yaptık. Bakü'deydik. Karnımız zil gibi aç. 25 tane stand ve farklı farklı lezzetler var. Yanımda da Reş Ondu Bey, Reşat var. Reşat Diyarbakır'da ölümüne yedik. 8 evet. TL'yi devremedin ama burada ne yapacağız? Tamamlayacağım burada. Tamamlayacaksın zaten. Sözümüz vardı. Yurt dışında farklı yerlere gideceğiz diye. İlkini nerede yapıyoruz? Tabii ki de Şuşa'dayız. Hemen ne yapalım? İlk standımıza geçelim ve lezzetlerin tadına bakalım. Rasif kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun. Neler var abi burada? Bu ne mesela? Bu gahtı kaşıdır. Gahtı kaşı mı? Evet. Peki bu ne? Boyanalı aş, Karabağ aşı. Neler var bunun içerisinde? Boyana, nohut, düğü, koyun et. Şöyle ikisinden biraz alabilir. Evet şöyle. Bu yöresel bir lezzet herhalde. Azerbaycan'a ait. Evet, Karabağ'a ait. Garabay. Evet bunu da aldık. Peki burada neler var? Bu ne mesela? Bu cızbız. Cızbız. Evet. Ciğer. Ciğer olarak geliyor. Evet. İçerisinde de ben patates görüyorum. Patates dışında başka bir şey giriyor bunun içerisine. Soğan. Soğan giriyor. Kavruluyor herhalde önden. En yan tarafta böyle ızgara çeşitleri var tabii. Bu koyduğun tavuk. Sesi çek, sesi çek. Yeni yeni sıcak sıcak geldi arkadaşlar. Buna ne deniyor peki? Lüle. Lüle kebap. Lüle kebabı. Tamam lüle kebabından da alalım. Bunu dürüm yapıyorsun soğan. Değil mi? Arasına evet. Soğan ekledin. Özel bıçağınla onu kestin. Biz de bunları artık afiyetle tüketebiliriz. Bir tanesini aldık. Teşekkür ettim. Sağ olasın. Evet Reşat tabağımızı yaptırdık. Sen benim tabağı almışsın ama ben sana söyleyeyim o kadar hazırladım. Karşı ikimizi ne yapalım böyle tek tabakta takılalım. Evet. Sıkıntı olmaz bence. Çünkü çok lezzet var. Doymamak lazım. Kesinlikle tadım yapa yapa gideceğiz. Böyle yakından çek istiyorsan şöyle bu pilavı da göstereyim size. Bu şey otun ismiydi Selin'cim? Arap saçı otlu pilav arkadaşlar. Arap saçlı otlu pilav. Tadına bak nasıl sence? Baktım bende de var. Fazladan almışım. Şöyle biraz daha alttan alayım şöyle. Biraz, şunu ben şuraya bir tutayım. Sen bunu birazdan içersin. Çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Ne diyorsun? Ben şu ciğere merak ediyorum. Pilav hoşuna gitmedi herhalde. Pilav yok. Ben otlu şeyleri çok sevmiyorum. Egeliler sever de. Şöyle ben de ciğerini tanımam. Koyun ciğeriymiş bu arada. Aa sen şu çorbayı iç bakalım. Neydi bunun ismi? Bu bizim Hatay'daki tebleye benziyor. Teble. Aynen teble. Teble olarak geçiyor. Doğurt çorbası hatta doğu yöresinde de var. Lebeniye benziyor. Lebeniye benziyor. Bizim orada bunun ıspanaklısını yaparlar. İnanılmaz benziyor ve çok lezzetli. Bu da semizotu var arkadaşlar içinde. Hemen lüle kebabının da tadına bakalım. Evet, ciğeri bir parça sanki kurutmuşlar. Biraz daha pişirseler daha güzel olurdu. Kuzu ciğeri miydi bu? Kuzu ciğeri. Hemen lüle kebabını şöyle ikiye bölüyorum. Şöyle diğerini de sen al istersen. Aldım. Ve şöyle tadına bakalım. Bu güzelmiş. Bunu beğendim ben de. Bir sıcak çıktı ya. Güzel. Hepsinin ayrı böyle keyifli lezzeti var. Çiçeği ben zaten çok beğendim. İnanılmaz güzel. Adı neydi hatırlamıyorum ama. Birçok şeyin adını hatırlamıyoruz. Çünkü gerçekten Azeri dili güzeldir. Yakın kelimeler çok var ama bazı kelimeler gerçekten çok, çok farklı. Zor. Farklı. Aynen öyle. Biz bunu bitirmeye çalışalım. Sonra diğer standa. Diğer standa geçiyoruz. Şimdi de ne yapacağız? Böyle falcı babanın yanına geldik. Böyle fal bakıyormuş. Sen soruyorsun o söylüyor. Bu video ne kadar izlenecek? YouTube'da videoyu paylaşacağım. Kaç milyon izlenecek? Ya filfil o ya filfil. Ya filfil o ya filfilin. Aa bizim kardeşimizin bir sorusu var. Köley bu videonun ne kadar izlenecek? 6 milyon. 6 milyon mu çıktı? 6 milyon. Onu bir 6 defa birbirine vurup bir 10 düşse 90 milyon. 90 milyon. Evet. Videomuz 90 milyon izlenecekmiş. İzleyecek. Aynı zamanda da 10 milyon Azerbaycan'ı izleyecek. Süper, muhteşem. Teşekkür ediyoruz. Sağlık, sağlık. Evet arkadaşlar şimdi de Asim yanımda. Asim nasılsın? İyisin? İyiyim. Nasıl gidiyor? Yakışıyor şükür Allah. Ya şey muhteşem, süper. Böyle burada neler görüyorum? Bu ne oluyordu? Bakın geldi Malatya'dan da. Neler var içerisinde? Malatya'da tuzlu, istiyotlarda, kaşıklı, pripravada üstüne de hamirle bükürsünüz. 10 dakika içinde hazır olur. 10 dakika içinde hazır olur. Evet. Yanlış anlamadım değil evet. mi? Evilen bir lezzet zaten. Evet. Azerbaycan kültürüne ait bir lezzet bu. Bu Gürcülerin en yani meşhur olan bir yemeklerinden birisidir. O zaman hemen bunun tadımını yapalım. Bunu evet. nasıl bu şekilde mi veriyorsun yoksa evet. yanında bir süslemesi, bir çalışma süslemesi, yapıyor musun bunu? Süslemesi yani bu artık bir şey olacak. Bunu böyle iyiseniz. Tamam. Böyle bu şekilde iyiseniz. Diyorsun. Tadımını evet. yapıyorsun tadını. Değil mi? Parmaklarını. Parmaklarını elleyeceksin değil mi? Böyle on tadısıyla parmaklarını elledim. Tamam süper. En sevdiğim. Ne yapalım? Bir tane daha alayım arkadaşım için. Bana da evet unutmayın beni. Hemen geçiyoruz tadıma. Teşekkür ettik. Gerçekten en sevdiğim yemeklerden bir tanesi. Ben de çok seviyorum. Hingel arkadaşlar Gürcü mutfağının. Hocam o zaman yiyoruz tamam mı? Tamam. Çok güzel bak. İçini göster. Sırı sırmalı böyle ağzına böyle etin suyu aktı. Çok lezzetli ya. Ülkemizde de birçok yerde bunu bulabiliyoruz. Aynen. Karadeniz taraflarında bir ama. Bir tane daha alalım bence bundan. Evet biz de alalım. Çok lezzetli. Evet Reşat lezzetleri tatmaya devam ediyoruz. Arkamızda farklı bir stand var. Böyle sarmalar var. Böyle arkadaşlar böyle top top yapmışlar. Gerçekten çok uğraştırıcı. İşçilik isteyen bir iş bence. Lezzetini de çok merak ediyorum. Etli de yapıyorlarmış. Hemen göstereyim. Yanına da et alacağız. Böyle çok güzel pişirilmiş kuzu eti var. Onun da tadını verelim. İki tane lezzet tadalım burada. Ne dersin? Bence de biraz sarmaya benzeyen bir şey var. O benim çok ilgimi evet. çekti. Bir de şu kapağın altındaki
merak ediyorum. Hemen gösterelim evet, onu. Stand burada arkadaşlar böyle. Balık grubu bu tarafta şöyle karpuz kabuğunun reçelini yapmışlar. Gösterdiğim gibi şu gördüğünüz gibi sarma. Her yanda söylemiş olduğum. Bunun ismi neydi? Çalafur. Çalafur olarak geçiyor. Kuzu etinden yapılıyor. İçerisinde farklı farklı sebzeler var. Kaç saat pişiriliyor bu? 3 saat, 4 saat. 3-4 saat pişiriliyor. Lokum gibi olmuştur herhalde. Bunları bir tabaklayabilirsen bize. Biraz bundan alacağım. Biraz da sarmadan alacağım. Sarmadan aldın. Biraz da bundan alabilir miyim? Bu da lazım. Tamam, bu da geldi. Dumanı da üzerinde mis gibi, eline koluna sağlık. Evet arkadaşlar, başta sarmayla başlayalım. Şöyle yakından bir göster sarmayı istiyorsan. Şuna bak. Bak çok daha güzel ısırırken etin tadı geliyor abi. Daha böyle hani o yaklaşırken. Hmm. Nasıl, zerdeçal da var sanki. Ben mi yanlış görüyorum? Zerdeçal var mı içinde? Zerdeçal yok. Zerdeçal yokmuş. Var mı? Bak, var mı? Varmış. Rengi de mi? Ha, var. Zerdeçal lezzetini aldım çünkü. Rengini de bırakmış. Ya, çok güzelmiş güzel ama değil mi? Bence de. Çok güzel, çok lezzetli. Anneciğim kızma ama gerçekten sarma çok güzel. Ben çok beğendim. Ve de şöyle bir etimiz var. Kuzu eti. Evet. Abi az önce bana ondan vermediler. Murat da ya. Geldi. Milliyeci Murat. Tanıyorsunuz artık. Bunun tadına bakmamış. Şuradan al, şuradan bak. Yancı ben olarak geldi. Bir tarafından sen niye çek, bir tarafından. Gel abi, Ender mutfakta. Ender mutfakta da geldi. Gel abi, gel tut şurada. Abi löp 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 et. Bu tarafından da sen tut abi. Löp et bu, löp et. Kemikle al abi sen bence. Dur. Çek çek çek. Gelmiyor. Akıllı olacaksın abi. Ben aldım köşeye çekildim tüm parçayı. Kemiğiyle al abi. Kopmuyordu. Tamam. Koptu mu? Şöyle tutarsın. İkisini talan ettik, 4 kişi. Nasıl abi? Oo, harika. Ben tek başıma yedim. Bence herhalde muhteşem. Bu konuda biraz daha şanslıyım. Ali Haydar Usta'nın yanına geldik şimdi de. Ali Haydar Usta'm, neler var burada? Bugün biz Azerbaycan'ın Abşeron mətbəxini təmsil edirik. Tamam. Bizdə pilavdır. Pilav. Pilavdır. Sincandır. Yəni Sincan, bu ne? Qoyun əti küftəciklərlə hazırlanır. Qozdur. Bir də ciyər var mı? Nar əşkisi yox. Ciyər yox. Təmiz qoyun ətidir. Bunu çəkiyorsunuz. İçərisində nar əşkisi ekleniyor. Şu ikisindən birer tane alayım tamam, ben zaten. Tamam. Pilavın üzərində yeyilir bu. Öncə pilavını aldı. İçərisində bunun safran var mı? Bəli, bəli. Zəfəran da var. Əgər Azərbaycan mətbəxini təmsil ediriksə, qozdur. Burada da qədim yeməyidir. Mütəncəmdir. Yəni bu qoyun mütəncəm. Ətinə mütəncəm. Qoyun əti. Bu qoyun yox, qoyun əti nədir? Olur toyuq ətinədir. Biz toyuq ətini hazırlamışıq. Toyuq əti. Kəstanədir, tərkibi doşabdır, abqora suyudur. Abqora da deyməmiş üzümdən hazırlanır. Sirkə olaraq onun suyudur. Üzüm də var. Elə, Bakı paxlavasıdır. Ya bunlardan da biraz alacağım. Lek kutabıdır. Qədim Azərbaycan kutabıdır. Taze taze açılıyor. Evet, qoyun ətindən hazırlanır o da. Bu da əncir fərəzdir. Yəni avqust-sentyabr aylarında ildə bir dəfə hazırlanır. Soyuq dəymənin dərmanıdır. Tərkibində İxəkdir, darçındır, viyalar vurulur, ona görə rəngi də değişir, bu əncidə. 16 tamam. günü hazırlanır. Süper. O zaman biz yediklerimizi eritmək için tatlılardan da böyle birer tane. Tamam. Bir tane daha alabilir miyim? Hem baklavasından hem şundan iki arkadaş yiyeceğiz çünkü. Olur. Evet, tatlıları da ekledim. Biz artık tadıma başlayabiliriz. Teşekkür ettik. Evet arkadaşlar, başta tatlıyla değil de şundan başlasak. Ben isimleri kaçırdım hocam, arkada duruyordum da. Ben şu an yemeğe İsimlerde problem yok, şununla başlayalım şöyle. Bunlar alıyorum soğum. Biraz. Bu ciğer mi? Ben de ciğer sandım ama etmiş bu. Bu basmati pirinci oluyor basmati değil mi? Basmati pirinci, aynen öyle. Ya benim hoşuma gitti. Nar ekşisi de var. Böyle ekşili bir lezzet. Biraz İran güzel. Havası da veriyor. Safranlı bir havası da veriyor. Şuları böyle kestaneli bir et var. Daha demin anlattığı duydunuz. Çok ha. dikkatimi çekti. Azerbaycan'da bir parça alacağım. Kestane çok kullanılıyor arkadaşlar. Kestaneyi ana yemeklerde çok kullanıyorlar. Bu da güzelmiş. Et evet, eti senin yaptığın gibi. Tatlımsı oldu. Biraz ama. Biraz herkesin hoşuna gitmeyebilir ama bence güzel. Şimdi de tatlara geçiyoruz Reşat. Baklava. Baklava olarak geçiyor ve bu da çok meşhur. Azerbaycan'ın en meşhur lezzetlerinden bir tanesi. Şöyle ceviz de yapıyorlar gözü. Arkadaşlar. Evet, bizdeki gibi fıstıklı ceviz değil. Var. Yok. Hı? Güzel değil mi? Ya benim tatlıya zaten çok aram yok da ama benim güzel. Çok hoşuma gitti. Yani gerçekten başarılı. Ev baklavasına bence. Benziyor biraz. Ev baklavası gibi. Benim çok hoşuma gitti. Allah'tan aram yok. Arası ezme. İlk aran yokmuş dedi. Şimdi de İtalyan mutfağına geldik. Reşat çok güzel gözüküyor buralar. Benim en sevdiğim mutfaklar Buongiorno. Ben de çok seviyorum. Buongiorno, buongiorno. Benedetto, come stai? Come stai? Reşat, come stai? Elio, prego. We want to try your delicious foods. Please. Could you tell us what's the name of these foods? We have lasagna, we have parmigiano, we have pan all'aglio, olive alla scolana, arancini, melanzana alla parmigiana, bruschetta, prosciutto, mozzarella e pomodoro. Okay. Şimdi bu parmigiano peynir arkadaşlar. Eser bunu zaten sen... Lasagna yaptım ben evde zaten. O bruschettalar var burada. O bruschettalar çok ilgimi çekti. Bruschetta. 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 Bruschetta is surname. It's something different. Probably. I don't know. Burada mozzarella peyniriyle domateslerin böyle güzel bir şey var. Bunlar özel bir açıklama getirmiş.
Şu tabi domuz eti ama tabi biz yemeyeceğiz burada. Bize böyle karışık bir tabak yaparsan. Tamam. Thank you for your. Evet arkadaşlar, bu arada pizzalar yeni geldi. Oh, İtalyan pizzası mis gibi. İkinci tabak da geldi. Süper. Bak bu çok güzel gözüküyor. Yeri de geldi. Biz pizzalardan da birer dilim alacağız. Arkadaşlar pizzayla başlıyoruz. Reşat dayanamadı, hemen yedi. Pizza hassas noktalarımdan. Hmm. Oo, çok güzel ya. Abi işte İtalyan mutfağını aslında çok şey bilirler ama pizza, makarna ibaret olmuyor ama gerçekten çok zengin bir mutfak. Zengin bir mutfağı var. Bu sadece buradaki ürünler. Şimdi lazanyanın da bir tadına bakacağım ben. Azar azar bir tadına bakalım. Şundan da şöyle aldım. Abi bu sosları böyle inanılmaz lezzetli. Böyle ufak tefek dokunuşlar onu böyle havalara uçuruyor resmen. Benim çok hoşuma gitti. Arkadaşlar parmesan peynirinin orijinalini az önce göstermiştik videoda. Aynen, tek bunlar yerinden kesilmiş direkt. Bursetta arkadaşlar. Bursetta. İtalya'ya gittiğiniz zaman birçok restoranda ilk size bunu verirlerdi. Zeytinyağlı, evet, başlangıç domates, zeytinyağı, üzerine biraz fesleğen ve bazen de sarımsak. Hadi bakalım. Hepsi ayrı ayrı güzel, başarılı. Bu da sarımsaklı ekmek. O kadar hızlıyoruz ki, bir sürü stand var. Ama o kadar güzel şeyler var ki. Ne yiyeceğini şaşırıyorsun, hepsini tatmak istiyorsun ama mümkün değil. Hepsinden azar azar yemen de lazım. Bu da zeytin topu. Zeytin topu. Bitiremeden diğerine geçiyorum. Ben yutuyorum da. Evet, şimdi de Almanya mutfağına geldik. Yanımda Samir var. Samir, neler var burada? Baltire Bratwurst. Bundan vereceksin bize. Bir de yanında da neydi? Sarkraut. Ah kelam. Sarkraut. Tamam, ikisinden alalım şöyle. Bir tabak hazırlarsan bize söyle, okay. Sevinirim. Evet, yanına birer tane attın. Biraz da diğerinden ekledin. Bu şekilde sos giriyorum bunun içerisine. Evet, kari sos. Sosun çalışması da yapıyorsun. Sosunu da ekledin. Oo, hemen biz tadıma geçelim. Girme, dur. Evet, lezzetleri aldık. Şöyle ben bir tanesini şöyle böleceğim. Kaşığın nerede? Kaşık kaybetmiş. Cebine koymuş kaşığı. Kaşıkla geziyor. Kaşıkla nasıl yiyeceğim bilmiyorum ama şöyle elle yiyeyim ben arkadaşlar. Buna tam söyleyemesem de Bratwurst. Bratwurst. Almanya'nın en ünlü şey, biz tabi tavuk ve dana mıydı bu? Dana. Dana olanı ama bunun orijinali domuzla yapılır ya, arkadaşlar. Tabii burada biz domuz yemeyeceğiz. Şey gibi ya, tamam. Yok, bu çok benlik değil. Değil mi? Yani burada yapamamışlar ama normalde yani çok daha güzel. Daha lezzetli olabilirdi. Kötü değil benim yediğimde. Arşın malçı geldi. Arşın malı var. Şunu da göstereyim arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Bunun da adını unuttum ama. Arkada abimiz istiyorsan onu aşık da çek. Aşık o, aşık. Buranın aşığı. Bizim duruyor. Bütün sesimizi bastırdı bizim. Şimdi şunu gösterelim arkadaşlar. Bu da bretzel. Almanya deyince. Almanya deyince mesela Fransa deyince nasıl kruvasan akla geliyorsa, Almanya deyince de bir Berliner akla gelir. Ve bretzel gelir. Bu tuzlu çubuk krakerin poğaça gibi bir versiyonu. Bunun da tadına bakacağız. Evet, birazdan bakacağız. Evet, kolay gelsin. Sağ olun. Neler yapıyoruz abi önce burada onu söyleyelim. Araba mutfağından sini kebap yapıyoruz. Sini kebap olarak aynen geçiyor. Neresi oluyor bu hayvanı? Bu hayvanın çok sesinden olur. Yani kaburga kısmı olur, değil aynen mi? Burada çalışanların bir özelliği varmış burada herhalde. Burada çalışanların hepsi o formalara, üniformalara bakabilirsin. O benim arkadaşlarım. Biz 4 günlük savaşta gazi aşpaz olarak ön cephede hizmet etmişiz. Harbe bitenden de sonra kaldık. Bunlar 60 şəxsiyyət ibarət idi. Ona göre burada da Şuşada düşündüyü ki Qarabağ mətbəxini, keçmiş mətbəxi burada tanıdaq. Sini kebabdır, şeş rəngi pulovdur. Bunların çok bir özelliği ve eski tarihleri var. Çalışanların hepsi ama gazi değil mi? Çalışanların hepsi gazi. Hepsi Qarabağ iştirakçıları. Süper ya, muhteşemsiniz. Çok güzel. Elinize kolunuza sağlık. Sağ, evet arkadaşlar, aldık, şöyle göstereyim. Çok güzel gözüküyor. Askerlerimizin yaptığı pilav. Askerlerimizin yaptığı pilav. Çok değerli bence. Oo. Çok da güzel gözüküyor. Kaburga. Sen öyle miyeceksin? Ben koparıyorum. Burada her şey ayrı lezzetli. Gerçekten çok güzel. Şu an çok mutluyum ve tadacağımız çok birçok lezzet var. Şimdi de İran mutfağına geldik. Bunlar ne mesela? Vişne ve kuzu eti. Yan tarafından nasıl sunum ediyorsunuz? Ne pilavı? İran pilavı. İçerisinde safran var herhalde değil mi? Tamam. İkisinden alabilir miyim? Şöyle biraz biraz. Şimdi arkadaşlar vişne kebabıyla başlıyoruz. Yani. İran fa. Yanında da tabii İran pilavı, safranlı. Olmazsa olmaz. İran'a gittiğiniz zaman bütün pilavlarda safranı göreceksiniz arkadaşlar. Çok farklı ve çok güzel ya. Vişne ayrı bir güzellik katmış. Osmanlı mutfağı çok gibi olmuş. Güzel ya. Bak şöyle göstereyim yakından. Çok güzel. Şimdi sırada Nahçıvan mutfağı var. Kolay gelsin. Bu ne oluyordu? Kovurmamız, kutabımız, göy kutabımız. Süper. Arzuman kitemiz. İçinde toyuğu, onun da içinde bildirçin olur. Bildirçin. Bildirçin olur. Nahçıvan kavurması bu. Nahçıvan ordubat verdi ona.
Açıvan, Ordular, Kaynanayı. Ben söyleyemiyorum ama. Omleti. Kaşarımız. Süper, tamam, çok güzel. Çöçesi. Baş köftesi. Açıvan baş köftesi. Tamam, süper. Açıvan taş köftesi. Tamam. Açıvan mutfağından da gördüğünüz gibi farklı bir tabak yaptık. Şu erik kebabı arkadaşlar. Böyle tutacağım hatta, direkt bu şekilde tüketeceğim. Ben çok zayıf kaldım bu sefer ya. Sen yapma dedi. Diyet menüye mi geçtin? Ne yapayım? Teze geçtim arkadaşlar. Burada işte dün yediğimiz aslında siz bu videoda olmayan kutabın otlusu arkadaşlar. İçinde otlar var. O çok keskin olan neydi? Kişniş. Kişniş. Kişniş var. Çok ağır, lezzetli. Çok bu da ağır. Güzel. Bu da güzel. Yani güzel bir tabak oldu. Bununla bir lezzetini çıkaralım. İstiyorsan sen onu al, ben bunu alayım. Evet. Nahçıvan mutfağı arkadaşlar. Tatlı tuzlu karışık. Biri tatlı dedi zaten, biri tuzlu. Ben tuzluyu aldım. Yine farklı otlar var içerisinde. Kural kolay gelsin. Sağ ol abi. Şimdi geldik. Şöyle sağ bu ne oluyordu? Deniz yosunu. Deniz yosunu. Evet. Deniz yosunu aldın. Şöyle. Salatlı bu. Kenarda ne bekliyor? Bu neydi? Pirinç. Deniz karidesli. Evet. Karidesli pirinç. Süper. Evet. Tamam. Karidesli pirinci de yatırdın. En son ne giriyor devreye? Kumpao. Tamam. Arahis ve tavuk. Tamam. Süper. Bunu da hemen yanına yatırdın. Bu yanına koydun, ne oluyor? Pirinçten hazırlanmış dışı. Şimdi Çin mutfağında. Şöyle tavuklu bir şeydi herhalde. Tavuklu bu. Bu, bu da karidesli pilav. Ve onun da hemen karidesli pilav. Burada deniz yosunu var. Kenarda da bizi deniz yosunu bekliyor. Çin mutfağında tatlı ekşi sos çok yaygındır. Aynen öyle. Hem ben tatlı, de yaptım Çin mutfağından bir yerde. Evet, sen bilirsin. Güzel, lezzetli. Evet, karidesli pilavı beğendim. Yosun da güzelmiş ya. Ben yosun yok. Yemiyor musun yosun? Benlik değil çok. Ben seviyorum. Ot sevmiyorum hocam. Ya. Deniz ya olsun, kar olsun. Ben çok seviyorum otu. Ben de otla hiç işim yok. Yani pirinçli güzel bir şeymiş. Çok değişik bir şey. İçine tatlı. Çok ilginç bir şey ya. Yani buradan bakınca güzel gözükmeyebilir ama benim de hoşuma gitti bu. Arkadaşlar, Azerbaycan'ın Şeki mutfağına geldik. Şöyle göstermek istiyorum. Pitiler dizilmiş. Bozbaş mı deniyor burada? Piti mi deniyor? Piti. Bozbaş piti deniyor değil mi? Piti dedi. Şöyle bu kuzine oluyor. Kuzinenin içerisinde kaç saat pişiyor bunlar? Arası 6 saat. 6 saat pişiyor evet, değil mi? Nasıl hazırlanıyor? Bunu bir gösterebilirsek abicim bize. Yani servis mi yapın? Evet, servis. Evet. Dövüyorsun ya başta. Normalde bunun çorbasını ayrı iyilir. Tamam, süper. Sonra bu şey şekilde böyle. Özel bir tokmağın var senin. Böyle. Bunu ezirsiniz böyle. Tokmakla onu böyle başta püre böyle haline getiriyorsun. Evet. İçinde böyle ne eti var? Demeli kuzu etidir, kuyruktur, kestane. Kestane de giriyor içeri. Evet. Nohut da var. Erik. Erik kurusu. Erik kurusu. Taze erik varsa. Taze erik koyuyorsunuz. Taze erik de koyulur. Süper, böyle muhteşem. Bu halde oldu. Bu şekilde tam bu istediğimiz şekilde kıvama geldi. Evet. Bir tabaklayabilirse evet, gelsin. Evet. Bu şekilde tabağına ekliyorsun. Evet. Sonra üstüne sumak elave ederiz. Son olarak da sumak ekledin. Tamam. Sumak, bu şekilde evet, hazır. Evet. Ben biraz bu, tuz vurdum. Bu tuz vurdu. Tamam. Biraz da biber. Biraz da biber. Evet. Sırada piti var arkadaşlar. Benim en sevdiğim lezzetlerden bir tanesi. Ha, güveniyorum o zaman sana. Biraz garip geldi güzel de. Çok güzel. Yok yok. Iğdır'da da yedim ben. Evet, güzelmiş. Bunlar ne eser? Şu mor olanlar. Mor en son üzerine sumak gezdirdi. Sumak. Karabiber gezdirdi. Tuz ekledi. Nohut da var. Erik de var. Çok güzel. Kestane de koyuyorlarmış. Benim Iğdır'da yediğimde normalde bu söylediğim şeyler eklenmiyordu yani. Meyve eklenmiyordu ama bu gerçekten çok ayrı bir tat kalmış. Evet, güzelmiş. Çok güzel. Welcome to Malaysia. Evet. I was in Malaysia once. Lily. In Kuala Lumpur. So, in some islands. Let's say welcome to Susa. Welcome to in Turkish. Okay. In Bahasa, in Malaysia. I don't know your language. Okay, Malezya'dan geliyorlar. Bize Malezya dilinde Susa'ya hoş geldiniz dememizi istedi ama bilmiyoruz tabii Malayca'yı. Okay, could you tell me, could you introduce me, what's this food? Today we have, let's say, start from here. We have a curry puff. This curry puff inside with the curry and potato and green bean. Bu körili nevi artık bir hamur işi gibi körüyle yapılıyor içinde. Patatesli bir şey yes, içinde var. And how? Green bean. Yes, yes. Bezelye diye hatırlıyorum green bean'i de. What's and this? And today we have a lamb rendang. Lamb rendang. Yeah, rendang. Rendang is like curry, dry curry. Ha, dry curry. Daha kuru curry ile yapılan. Is it potatoes and yeah, chicken? Yeah, potato and lamb. Kuzu eti ve patates arkadaşlar. Okay. And we have the pickled vegetable. Achar we call pickled vegetable. Pickled vegetable. Yani yes, curry again. Yes. Vegetable. Curryli sebze, curryli sebze. Biliyorsunuz curry inanılmaz bir zenginlik katıyor mutfaklarına. And we have a chicken satay. Satay, it's also Indian and Malay. Or only Malaysia. Malay. Only Malaysia. Malaysia. Or only Malaysia. Malezya mutfağının vazgeçilmezlerinden satay eti arkadaşlar. Bu da
crispy chicken, yani kıtır tavuk gibi bir şey arkadaşlar. And we have this sauce for satay sauce. This is a satay sauce, peanut butter sauce. Ha şey, bu da yer fıstığıyla yapılmış bir sos. Bu sataylarda kullanılıyor there arkadaşlar. Satayın üzerine bunu kullanıyorlar. Hindistan cevizi, coconut rice, lemongrass and we have ginger, zencefil, garlic, sarımsak, Hindistan ceviziyle taçlandırılmış işte bir pilav türü, basmati yeah pirinci yine. Evet, şimdi hepsinden biraz beyaz alacağız. We're gonna take each of them but little little into the middle. Evet arkadaşlar, Reşat çok güzel tanıttı. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Çok güzel de bir tabak yaptılar. Hadi Reşat, ne yapıyoruz? Bunların da bir tadına bakalım. Şu an 15 dakikamız yeah var. Bunu aslında bunu sen ye. Ben bunu çok yedim. Kıtır tavukları. Ya KFC tarzı tamam yapıyorlar ama Malezya mutfağında gerçekten körünün yeri çok ayrı. Çıtır bakın, çıtır. Vejetaryenler için de güzel bir lezzet var. Şu ne? Satay. Hmm. Bunlar inkar ediyorlar ama Hindistan'da da çok yaygın ama Malezya mutfağının yemeği. Satay sos çok özel bir sostur. Hmm. Bence sen denemelisin. Çok güzel. Kanalında bunu yapabilirsin. Olur. Bak güzel bir fikir. Nasıldım? Çok lezzetli. Şimdi de Fransa mutfağına geldik. Merhabalar, nasılsın abim? Çok sağ ol. Yaşasın. Neler var burada mesela? Bu ne? Konfi ördek budundan yapılır. Ördek budundan yapılıyor. Yani sonra didilir. Kişmişle, kavrulmuş gozla karıştırılır. Biraz böyle muz kimi olur. Dakrilli diyorlar buna. Dakrilli. Dakrilli. Tartalette takdim olunabilir. Brioş çöreği de takdim olunabilir. Biz tartalette takdim ettik. Tartili. Tamam. Ondan başka toyuk ciğerinden paştet var. Kızıl balık kurasanda yaktık. Dört cür peynirden olan kremle ve tartaletta aynı şeyi yaptık. Tamam. O zaman tamam. Biraz biraz alabilir miyiz böyle? Tabii ki. Biz sizin için çekeriz. Evet arkadaşlar, şöyle vereyim sana. Bu ördekli bu arada. O zaman şöyle tutuyoruz. Tadına bakıyoruz. Bunu da yiyordum ya. Şöyle görsel şu oldu. Lezzetlerin tadına baktık. Bu ördekliydi. Ördekli olduğunu anlamış mıydın? Ördekli ete tadı geliyor zaten. Geliyor değil mi? Beğendin mi? Yani. Orta şeker. Ben çok şekerli ve tatlı şeker, tuzlu şeker yani ben severim ama benim için de orta şeker diyebilirim bunun için. İsrail mutfağına geldik. Kolay gelsin. Hocam sağ olun. Kolaysa başta gelsin. Teşekkür ederim, sağ olasın. Ne oluyordu bu? Hoya guşt. Tamam. Neler var içerisinde? Toyuk. Şabalık. Kaştaniye. Soğan. Yumurta. Yumurta. Bu kestane gibi bir şey yok mu? Kestane evet, mi? Kestane. Kestanenin ismi olmuş. Ben onu şabalı şey yapamadım. Şabalı. Şabalı. Tamam. Rus dilinde. Hemen tadına bakalım. Teşekkür ederim. Sen bu zaman beri çek, ben bakayım. Evet, kestaneli mis gibi gözüküyor. Karamelize soğan da var. Benim en sevdiğim lezzetler bir arada toplandı. Ama bu kadar pilav kültürü olmasına şaşırdım. Bak hangi ülkeye gittiysek bir pilav kültürü var. Güzel. Güzel mi bu da? Güzel fikirler ha. Deneyebiliriz böyle şeyde. Aynen öyle. Evde deneyebiliriz. Ben yine kestanenin hayranı oldum ama. Kestane çok yakışıyor ya. Tavukla manukla birleşin ya, efsane. Şimdi de Avusturya mutfağına geldik. Reşat kolay gelsin. Adaşım. Neler var bunun içerisinde? Neyle yapılıyor daha doğrusu bu? Hamur yemeği. Yumurtalı hamur mu olarak evet geçiyor? Ne bu? Beşamel sos mu? Üzerine beşamel sosu döküyorsun. Yemeğin adı neydi? Spätzle. Spätzle. Süper, muhteşem. Şöyle spetil alıyorum arkadaşlar. Güzel gözüküyor. Beşamel üzerine gelince severiz, beni cezbetti. Severiz. Hemen bunun da tadımını yapalım. Evet, hemen şöyle kaşıklayalım abi. Artık hızdan ne yediğini bilmiyorum. Bizim beşamelden biraz farklı ama. Aynen öyle. Daha sıvı sanki değil mi? Aynen. Biraz daha sıvımsı. Makarna vari bir tat var. Aynen. Böyle 10 numara bir lezzet değil ama kötü değil yani. Yok, güzel güzel. Gider. Her türlü gider. Aynen. Ama Avusturya'ya o kadar gittim, hiç denk gelmedim ha. Buna mı? Şimdi de Japon mutfağında sıra, şöyle sushilerimizi alacağız. Ayaküstü yine tadına bakacağız. Şöyle abimiz bize hazırladı. Eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet arkadaşlar. O kısmı niye kesiyorsun? Benim o naramı kesme lütfen. Şöyle sushimizi şöyle göstereyim arkadaşlar. Wasabi'yi de eklemişler. Tamam. Soya sosu da var. Şuradan alıyorum. Çok az wasabi. Sana bol wasabi. Hayır. Çok wasabi. Wasabisinden aldım. Soya sosuna da batırdım şöyle. Afiyet şeker bal olsun. Hemen kendime de bir tane böyle wasabili. Çok koyma wasabi. Wasabi aynen ağır bir şey. Şöyle tutuyorum ve Japon mutfağında tadına bakmış oldum. Japonya'sı olmazdı. Şimdi de Türk mutfağına gideceğiz. Kapanışı neyle yapalım? Tabii kahve ki de. Yıldızlar sahneye en son çıkar. Hemen Türk mutfağına geçiyoruz arkadaşlar. Yemekleri yedik. Merhabalar. Merhaba abi. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Lezzetler 10 numaraydı. Hoşunuza geldi. Muhteşemdi. Evet, süperdi. Hoş olsun. Afiyet olsun. Teşekkür ediyoruz. Vallahi biz de çok sevinirik ki sizi burada görürük. Şuşa şehrinde. Teşekkürler. Güzel bir yer. Güzel bir mekan. Yani
medeniyet paytaktımızda. Şuşa bizim he. Kültür burada başkenti, şehir başkenti. Beni. Siz de bizim kardeşlerimizsiniz. Beklerimizsiniz. Kesinlikle. Her şey için teşekkür ediyoruz biz size. Biz de teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Yiyin için nuş olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Evet arkadaşlar, son olarak dediğim gibi Türk mutfağına geldik. Polatcan abimiz nasılsın abi? Teşekkürler, sağ olun. Siz değil misiniz? Teşekkür ederiz. Siz kumda kahve yapıyorsun. Kumda kahve. Tanışı böyle güzel bir Türk kahvesiyle yapalım istedik. Okkalı olsun. Okkalı olsun ve abi. Ve köpüklü olsun. Taşmasın yalnız. Taşmasın evet. Tam zamanında şöyle taşırmadık. Şöyle yakından gösterelim bir bardak varken. Şöyle köpüklü, sade. Mis gibi ya. Oh, oh. Hafiften. O da kısmetim, nazarını alıyor. Kısmetim taşıyacak. Nazarını alıyor. Kısmetini en güzel fala bakarım. Türk mutfağına geldiğimiz belli oluyor. Tabii. Tamam o zaman ben çevireceğim. Köpüklü, bol köpüklü Türk kahvemiz. Bol köpüklü Türk ancak Osmanlı Türkiye mutfağında olur. Kesinlikle buyurun abim. Eline koluna sağlık. Afiyet teşekkür olsun. Ediyorum. Evet, Türk kahvelerini köpüklü aldık. Murat da geldi. Türk neler kahvesi yedik Murat? Vallahi her şeyden yedik. Dünyalar yedik gerçekten. Bu sefer Ender abi de geldi. Kapanış çok güzel. Şampiyonlar Ligi burada. Teşekkür ediyorum. Hemen kendini sokuyor ya, gördün mü? Buyurun. Burada gerçekten dünyalar yedik. Bu, dünya bu mutfağı var. Şekerli. Her yöreden, her lezzetten, özellikle Azerbaycan kültürünü yakından hissettik. Tüm Azerbaycan'ı, gerçekten insanları çok iyi olduğunu, hepsini çok sevdik. Lezzetleri çok güzel. Burak da geldi. Burak sen de hoş geldin. Gelir. Ve çok güzel bir ekiple doyasıya yedik arkadaşlar. Son kapanışı da artık kahveyle yapıyoruz. Bursa Azerbaycan'dan gelir. Buyurun. O zaman afiyet olsun. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Kahve Yemen'den gelir, kokusu Azerbaycan'dan gelir.